Ülkemizde milyonlarca abonelik var. Cep telefonu, internet, televizyon, elektrik, su, doğalgaz. Bunlarla ilgili yapmış olduğumuz sözleşmeler bizim için önemli. Sözleşmede bize sunulan bir alternatif yok. Mecburen hazır, matbu sözleşmeleri imzalatıyorlar bize. Fakat kanun bize bu sözleşmelerde bir takım haklar tanıyor. O sözleşmeleri haksız sözleşmeler olarak kabul edebiliyor. Ne zaman? Tüketicinin aleyhine bir şey düzenlendiği zaman. Yani sözleşmenin her maddesi geçerli değildir. Eğer tüketici aleyhine bir madde yazılmışsa o otomatikman geçersiz sayılır. Diğer sözleşme maddelerini etkilemez bu. Bu sözleşmeleri yaptıktan sonra biz tabii süreli taahhütlerde bulunuyoruz. İşte 1 sene, 2 sene ya da 4 sene ya da süresiz taahhütlerde bulunarak o aboneliğimizi devam ettiriyoruz. Fakat bir şekilde vazgeçme durumumuz olabiliyor. Başladık ama iptal ettirmek istiyoruz. Karşımıza ne çıkıyor? Cayma bedeli. Cayamazsınız, şu kadar bedel ödersiniz diye bizi tehdit ediyorlar adeta. Eğer zaten biz haklı bir sebeple vazgeçiyorsak hiçbir şekilde ceza ödemeyiz. Fakat herhangi bir sebep yok. Karşı tarafın bütün hizmeti sunmasına rağmen biz keyfi olarak vazgeçiyorsak burada cayma bedeli söz konusu olabiliyor. Adını değiştirdiler. Cayma bedeli demiyorlar. Yapılan indirimlerin geri alınması diyorlar. Fakat o da 1 sene ve daha aşağısında yapılan sözleşmeler için geçerli. Eğer sözleşmeyi 1 sene veya daha aşağısında yapmışsak vazgeçtiğimiz zaman bize yapılan indirimlerin iadesini istiyorlar. Cayma bedelinin adı değişti, ona dönüştü. Fakat uzun süreli, 1 seneden uzun sözleşmelerde ya da süresiz sözleşmelerde biz vazgeçsek bile, keyfi olarak vazgeçsek bile herhangi bir cezai işlem, cayma bedeli adı altında ya da indirimlerin iadesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Bunun için yapmamız gereken şu, bir kere sözleşmeleri 2 seneden aşağı yapmayın. Yani vereceğiniz taahhüt en az 2 sene olsun. Yalnız burada firmalar şöyle bir hileye başladılar. 2 sözleşme imzalatıyorlar, birer senelik. Bu ne demek? Eğer vazgeçerseniz size yapılan indirimler geri alınacak. Bu tuzağa düşmeyelim. Sözleşmede 2 senenin yazdığını görelim ve sözleşmeleri mutlaka okuyup bir fotoğrafını alalım. Fotokopisini bize zaten vermek zorundalar. İmzalamış olduğumuz bütün sözleşmelerin karşı taraf tarafından bize bir nüshasının verilmesi lazım. Fakat burada şöyle bir hile yapıyorlar yine. En son maddeye sözleşmeyi okudum, anladım ve bir nüshasını elden aldım diye yazdırıp imzalatıyorlar. Tabi burada biz bu imzayı attıktan sonra sözleşmenin nüshasını almış sayılıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir başvuruda elimizde sözleşme olmadığı için ne yazdığını bilmediğimizden bir riske giriyoruz. Bu riskin önüne geçmek için sözleşmeleri mutlaka okumalı ve taahhütlerde elektrik, internet, cep telefonu ya da televizyon taahhütlerinde mutlaka en az 2 sene olmak kaydıyla taahhüt vereceğinizi belirtin. Eğer öyle değilse yapmayın. O zaman herhangi bir bedel alamazlar. Fakat diyelim ki 1 sene ve altında bir sözleşme imzaladık, taahhüt verdik ve vazgeçtik. Bizden yaptıkları indirimleri geri istiyorlar ya, burada hakem heyetlerinin biraz akıllı davranması gerekiyor. Çünkü karşı taraf diyor ki benden 4 ay sonra vazgeçti, 600 lira indirim yapmıştım, onu istiyorum. Burada 4 aylık bir indirimin 600 lira olmayacağını 6 yaşındaki bir çocuk bile tahmin eder. Fakat hakem heyetleri indirim yapmış, onu istiyor diye kanunen de hani bir yılın altında olduğu için iade etmesi gerekiyor ya yapılan indirimleri, o 600 liranın iadesine hükmediyor. Yani satıcıya verilmesine, ödenmesine hükmediyor. Burada bizim itiraz etmemiz gereken husus şu, bize yapılan indirimi bileceğiz, sözleşmede yazmalı. Yani normalde satış fiyatı ne kadar? 50 lira. Bize indirim yapılmış, 40 liraya verilmiş. Nedir? 10 lira. 4 ayda 40 lira yapar. Fakat 600 lira gibi bir rakam, hakikaten astronomik bir rakam, mantık dışı bir rakam. Hakem heyetleri bu tuzağa düşmemeli ya da biz uyarmalıyız. Hakem heyetleri velev ki aleyhimize karar verdi. Bu da hayatın sonu değil. Hakem heyetlerinin kararına 15 gün içerisinde tüketici mahkemesinin nezdinde itiraz edilir. Hakimler en azından hakem heyetlerinden olaya daha vakıf olduğu için o indirimin ispatı istenir. Sen 600 lira indirimi nasıl yaptın? Kaça satıyordun ki kaça düşürdün? Gibi mantıksız olaylar en azından mahkemeden döner. Cayma bedeli adı altında bizden tahsil edilen her şeyi geri alabiliriz. Adına cayma bedeli yazmışlarsa. Çünkü kanunen cayma bedeli almak yasaktır. Kanun yasaklamıştır. Fakat almalarının önünde de bir engel yok. Alırsanız şu kadar ceza ödersiniz gibi bir yaptırım olmadığı için firmalara adeta da siz alın, biz tamam öyle dedik ama bir cezası yok. Alsanız da bir cezası yok. İtiraz edenler ancak geri alabilir. Kaç kişi itiraz ediyor?
maalesef %10 itirazı var. Hakkımızı almak noktasında bu da çok düşük bir oran. Bu konuda ülkemiz için, çocuklarımız için, ekonomimiz için, haksız yere bizden para alınmaması için bu hususlara dikkat edip hakkımızı aramamız lazım.